O kardeşlerimdeki karakterler arasında en çok tepki görenlerden. Hikayeye girdiği andan itibaren sevdiğimiz kahramanlarımızın başına iş açan Tolga'yı canlandıran Berk Ali Çatal'la merak ettiğimiz şeyleri konuştuk. Sevgili Berk, hepimizin aklına gelen ilk soru, bu rol sana ilk teklif edildiğinde kafanda kuşkular oluşup oluşmadı. Aslında şöyle söyleyeyim, kötü bir karakteri oynuyor olmak tabii ki de bir tık düşündürüyor insanı ama çok da fazla düşünmedim açıkçası. Ben çünkü aksine bir yandan da mutlu oldum ama tabii ki yani bu kötü anlamda değil. Yani oyuncu olarak böyle bir karaktere hayat veriyor olmak, kötü bir karakteri oynuyor olmak, daha fazla oynama alanına sahip olmak ve hani bunu canlandırıyor olmak, yani benden uzak. Hani tabii ki benzer yanlarımız var ama benden uzak olması, kendi karakterime uzak olması da beni aynı zamanda hani bir oyuncu olarak sevindirdi tabii ki. Sen kesinlikle benim babam olmalıymışsın. Tövbe estağfurullah. Ben zaten o Kadir Salan'ı sevmiyordum. Ayaklarının altından çekilmesi benim için çok iyi oldu. Yani hatta eline sağlık hocam. Ne hocasını? Saçmalıyorsun Tolga. Beni böyle bir şeyle tehdit edemezsin. Zorla arkadaşlık mı yapacağız oğlum? Bu ne saçma sapan bir şey ya? Doğru saçma. Ama biliyor musun? Bence ben seni böyle bir şeyle tehdit edebilirim. Hatta ettim bile. Kardeşlerim sadece televizyonda değil, dijital ortam ve sosyal medyada da kendini kanıtlamış bir yapım. Geçtiğimiz aylarda ulaştıkları yüksek abone sayısıyla dünyanın en popüler video izleme sitesinden aldıkları ödülü hatırlayacaksınız. Abonemize 1 milyon teşekkürler diyoruz o zaman. Sosyal medya kardeşlerim oyuncularının en kuvvetli olduğu alanlardan biri. En az ilgili olanın bile hatırı sayılır sayıda takipçisi var. Kardeşlerim hayran grupları, karakterler için açılmış fan sayfaları, yakıştırılan çiftler için oluşumlar. Yani diyeceğimiz o ki kardeşlerim seven büyük bir kitle var. Bakalım Berk Ali Çatal bu konuda ne düşünüyor? Sosyal medyayla temasım nasıl? Artışın bir tabii ki ben de çok net bir şekilde farkındayım. Beni sevenlerin de olduğunun, sevmeyenlerin de olduğunun farkındayım ama her şeyden önce ya başlarda mesela evet çok daha farklı bir kitle vardı. Yani sevmeyen, işte sürekli hani kötü şekilde hitaplar kullanan vesaire böyle bir kitle vardı ama şimdi yavaş yavaş onlar da karaktere alışmaya başladılar. Aynı zamanda Berk'i tanımaya başladılar. Niye zeka testi yapılmıyor ki şu okula gelirken? Zekadan çok ne önemsizlikleri belli çünkü sister. Aha, bizim minik panda bana laf attı. Planlanmak istiyor galiba. Yeniden sen, ben, Toruk. Eski günlerdeki birlikte takılsak. Fena mı olur? O zaman biz şöyle yapalım. Sen kafanı yormak istediğin problemi bana söyle. Ben onu senin yerine çözeyim. Sen de böylece benim sana olan arkadaşlık teklifimi bir daha düşünürsün belki. Peki sosyal medyanın aktif kullanıcılarından mısın? Sosyal medyayı da zaten hani bu aralar özellikle yani kardeşlerime başladığım günden itibaren hani çok daha fazla kullanmaya başladım. Çünkü onlar hani bir artış gösteriyorlar. Seni takip eden insanlar var. Bunları görüyorsun sürekli falan. İnsanlar merak ediyor. Sosyal hayatında da ne yaptığını merak eden insanlar var tabii ki. Ama yani onlarla tabii ki de ne yaptığımı paylaşmak ya da ufak tefek kendi hayatımdan, günümden bir şeyler paylaşmak yani beni mutlu ediyor açıkçası. Tolga'nın çok da sevilmeyen bir karakter olduğunu en başında söylemiştik. Canlandıran kişi olarak senin Tolga'yla aran nasıl? Mesela ben çok şey görüyorum. Ya iyi bir karakter olsaydın ya ne olurdu ya? Hani sana çok yakışmaz mıydı ya iyi bir karakter? Niye senin gibi bir adamı kötü karakterde oynatıyorlar ki falan gibi yorumları çok fazla okudum sosyal ortamlarda. Ama dediğim gibi ben kötü karakteri yani Tolga'yı özellikle canlandırmaktan çok mutluyum. Peki iyi bir karaktere hayat verseydin nasıl olurdu?
İyi bir karakter oynasaydım mutlu olur muydum? Tabii ki olurdum. Yani önemli olan bu kadar güzel, bu kadar içten, samimi bir işin içine dahil olmak zaten benim için. Her şeyden önce. Daha sonrasında da tabii ki hani Tolga'yı canlandırıyor olmak beni mutlu ediyor. Umarım da en güzel şekilde canlandırıyorumdur. Ne olacak yani fazla oluyorsa? Sıkıntı mı bu? Sıkıntı. Ne oldu? Tamam kanka, tamam. Gerek yok. Mayve, bizim kızı sosyopata baksın. Kız tarafına geçmişsin. Hayırlı olsun kanka. Berk Ali Çatal'a son sorumuz. Canlandırdığı yaramaz delikanlının gelecek günlerde neler yapacağı? Ya da daha açık soralım. Tolga kahramanlarımızın başına yeni belalar açacak mı? Ya açıkçası ben bunu seyirciden daha çok merak ediyorum. Yani ne olacak, ne bitecek, Tolga ne yapacak, nereye yönelecek? Hani iyilerle uğraşmaya devam mı edecek ya da ne bileyim kötülüğüne hani kötülükten mi yürüyecek, hani yine o şekilde devam mı edecek? Yani başa iş açma muhabbeti falan, hani bunu zaten çok iyi başarıyor, gerçekten çok iyi başarıyor. Ama açıkçası ben de çok merak ediyorum yani ne olacağını, ne biteceğini. Hem bak kahve de aldım kanka, biraz için ısınır, soğumuşsundur sen şimdi. Sen gerçekten arkadaş mısın bunu? Hey Allah'ım ya. Ya bununla falan nedir Allah aşkına ha? Ya benim de bir adım var iş. Oğlum kes lan sesini.